Herkese selamlar, Yasemin ben. Yeni bir bitenler videosuyla karşınızdayım. Piko'cum! Piko! Piko bana hiç yüz vermiyor ya. Mustafa'nın peşinde sürekli. Neyse, konumuza dönelim. Yine bir sürü şey tüketmişim. Bu bitenleri bir araya topladığımda gerçekten kendimi kötü hissediyorum ama ne yapacağım da gerçekten bilmiyorum. Mümkün olduğunca minimumda tutmaya çalışıyorum. Bir ürün alırken gerçekten çok araştırıyorum ve çok düşünüyorum kenarda kalmaması için. Şimdi ilk önce şu büyükleri ben bir kenara atayım. Şöyle iki tane saç kremi bitirmişim, Elsevin. Sonra bir tane şampuanlı bitirmişim. Yine Elsevin komple onarıcı 5 serisinden. Yapılandırıcı bakım şampuanı Calendula artı seramikli serisinden. Sıradaki şampuanımız Morphos'un keratin saç şampuanı. Çok yıpranmış, aşırı işlem görmüş saçlar için. Bitkisel keratin şampuan ile ipeksi yumuşaklık, güçlendirme, kolay tarama, pürüzsüzlük. Bu üzerinde söylediği şeyleri gerçekten karşıladı. Benim saçım ince telli ve yağlı bir saç. Ben bu şampuanı beğendim ama benim bu tiroid problemimden dolayı saçlarımda kopmalar var. O da buralardan çıkmaya neden oluyor. Normalde saçlarım öyle değildi benim. Ama dediğim gibi bu şeyden sonra, bir de saçım döküldükten sonra böyle bir problemim oldu. Eğer sizin de böyle Medusa gibi bir görüntüye sahipse saçlarınız, bazı dalgalı ve kıvırcık saçlarda böyle bir problem oluyor topladığınızda, bunu daha da fazla yapıyor. Ama şunu söyleyebilirim, saçlarınız ince telli ve yağlıysa, fön çektiriyorsanız ve kafanıza yapışıyorsa, bununla yıkadığınızda daha iyi geleceğini düşünüyorum. Kendi saçımdan yola çıkarak, ters konuştum. Kendi saçımdan yola çıkarak böyle düşünüyorum. Fiyatı da fena değil. %50 indirimleri oluyor gratisin. Gratis de başka mağazalarda satılıyor mu bilmiyorum ama gratis de %50 indirimden almıştım. %50 indirimde yine alınabilir bir şampuan diye düşünüyorum. Bir de ben bir kombinasyon yaptım. Onu yeniden deneyeceğim. Ondan sonra söyleyeceğim. Gerçekten çok iyiydi. Bunun katkısı var mıydı bilmiyorum. Bununla birlikte bir şey denedim. O gün saçlarım gerçekten çok güzel olmuştu ama en son dibinde kalanla saçımı o kombinasyonu yapmıştım. Ama gerçekten efsane oldu saçım. Buna bağlıyorum çünkü farklı şampuanlarla da denedim. O denediğim şey olmadı. Saçlar saçlar. Bakalım. Saçlar bitmiş. Şunları ayırayım. Hiç düzgün yerleştirmemişim. Şimdi şunu bir aradan çıkartayım. Biraz tozlanmış bu da. Bu Himalaya'nın limon özlü yüz temizleme köpüğü. Bunu eşim kullanıyor. Diğer versiyonunu kullanıyor. Bunu da denemek istemişti ama öbür versiyonu daha çok seviyor. Onun daha iyi temizlediğini düşünüyor. Öyle. Gelelim benim ürünlerime. Bu İpana'nın Pro Expert hepsi bir arada diş macunu. Bundan pek memnun kalmadım. Bundan bir daha almam çünkü köpüğü birazcık yoğundu. Tam temizlenmiş hissiyatı göremedim. Onun için bunu bir daha almayacağım bundan. Sonra yine iki tane Sensodyne bitirdim. Birisi hızlı rahatlama, uzun süren koruma diş hassasiyeti için. Bir diğeri de yeni çıkan versiyonu hassasiyet artı diş eti olan versiyonu var. Eğer ki diş hassasiyeti probleminiz varsa şiddetle öneriyorum. Mesela İpana'nınkini de kullandım hassasiyet için olan versiyonunu. Bunlar gibi korumadı gerçekten. Bu Sensodyne bir başka. Sonra yine bir tane neyimiz var? Ben bir Piko'ya pencereyi açayım. Dışarıyı izlemek istiyor. Gel aşkım. Gel. Mırmırım benim. Gel. Çık. Oral-B'nin 3D White fırça başlığı var. İkili bunlar. Bunları bitirdik. Aslında tam bitti sayılmaz. Bir tanesini bugün lavaboya düşürdüm mecburen. Atmak zorunda kaldım. Üzüldüm gerçekten. Bir tane yedeğim vardı. Neyse ki onu kullandım. Şimdi yeni bir yedek yapmak gerekiyor. Kozmetiklere de %40 vergi zammı geliyor daha doğrusu. Geliyormuş. Artı %40 vergi zammı mı yoksa toplamda mı %40 onu bilmiyorum. Dolarda daha yükselir mi bilmiyorum ama nemlendirici ve temizlik ürünlerini ne yapacağız? Yani zaten şu şeyler lüks ürün gibi bu diş macunları falan. Sonra bunu Watson's'tan mı ne almıştım? Aşırı yumuşak bir şey bu fırça. İçinde böyle şeyler var.
Silikonlu uçlar da var yine. Silikonlar var. Bunu her gün kullanmıyordum ben. Haftada birkaç. Bazen kullanmıyordum falan. Gerçekten aşırı yumuşak bir şey. Yani elimden daha sert mi mesela yüzüme sürdüğümde? Ya değil aslında yani hani elimden daha sert değil, çok yumuşak. Hani o şeyler var, bazı çok sık kıllı ve daha kılları sert olan fırçalar var. Onlardan değil kesinlikle. Ama yine de galiba bunu terk ediyorum. Çünkü ben daha önceki bitenler videomu ya da ürün videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur. Eclipse'in bu konjak süngerini kullanıyorum. Gerçekten aşırı yumuşak bir şey. Yani elinizden daha yumuşak olabilir. Onun için bu süngeri kullanıyorum ben. Şeyde falan da iyi oluyor. Mesela maske yaptığımda bazen iyi temizlenmediğini düşündüğümde, yani çok yıkıyorum falan ama gözeneklerde falan kaldığını düşündüğümde o süngerle yıkıyorum mesela. Daha temizlenmiş gibi hissediyorum. Hani gözenekler tıkanmamış oluyor. Onun için o konjak süngeri kullanıyorum. Önceden her gün kullanıyordum ama artık daha aralıklı kullanıyorum. Cildimi de çok güzel yaptı, çok pürüzsüz yaptı. Onun için konjak sünger kullanmaya devam edeceğim. Konjak süngeri şöyle kullanıyorum, size de söyleyeyim. 10'a kadar sayıyorum. Mesela yanağımı temizlerken 10'a kadar sayıyorum, öyle temizliyorum. İşte tüm yüzümü 10'a kadar sayıyorum. Her bölgesinde 10'a kadar sayarak yıkıyorum. Gerçekten efsane pürüzsüz bir cilde sahip oluyorum. Ciltten devam edelim. Sıradaki maskem Dermakil'in kahveli ve kirli maskesi. Sıkılaştırıcı, genç görünüm, pürüzsüzlük, temizleyicilik ve peeling diyor. Bir iki kere zorlayarak kullandım. Ama gerçekten kötü kokuyor. Yüzümde hani çok bozulduysa sivilce yapabilir diye endişelendim. Onun için çöpe gidecek. Kullanmaya başladığımda fişini aradım ama bulamadım. Yoksa geri götürecektim. Mağazada açılmış olabilir. Çünkü hani insanlar açıyor deniyor ya. Bu çok rahatsız edici bir şey. Ben mesela hani tester falan yoksa açıp kokusuna falan bakmıyorum. Ne kadar kötü kokar. Yani ne olabilir ki? Raftaki ürünü açıp kapağını, ambalajını açmıyorum. Çünkü üzerinde bir şey var. Bunu herhalde herkes biliyordur diye düşünüyorum ama umursamıyorlar herhalde. Ürünün belli bir ömrü var. 6 ay, 9 ay, işte genelde 12 ay oluyor. Siz bunu açıyorsunuz. Ben 5 ay sonra gidip alıyorum. Geriye kalıyor. İşte 6-7 ay kalmış oluyor. Sonra ürün bozuluyor. Dolayısıyla elimde kalıyor. Yine Dermakil'in bir maskesi bu. Leke karşıtı ve aydınlatıcı multivitamin artı kil diyor. Şimdi benim cildim hem... Ay, içinden killer dökülüyor. Cildimde hem kuruma problemi var hem şey yağlı ama seviyorum kil maskelerini. Aslında kullanmamam gerekiyor kil kuruttuğu için. Ama bu maskeyi gerçekten sevdim. Cildi pürüzsüzleştiriyor. Ve hani maske yaptığınızda o etkiyi hissedebileceğiniz maskelerden. Yani en azından benim yüzümde öyle oldu. Benim yüzüm gözenekleri belli. İşte karma bir cilt. Karma denir mi? Şu yanaklarımın normal olduğunu düşünüyorum. Buralarda yağlı, işte T bölgesi de yağlı bir cilde sahibim. Parçaları birleştirdim. Yine Gratis'in markası olan BB Beauty'nin soyulabilen yüz maskesi. Salisilik asit, kömür ve çinko içeriyor. Böyle jelimsi, kömürlü olduğunu görünce ben normal kil gibi, kömür gibi bir maske diye düşünmüştüm ama işte o jel gibi bir şeyi var, sonra soyuyorsunuz. Fena değil, güzel bir şeydi ama dediğim gibi ben artık o soyulabilen maskeleri de kullanmayacağım. Elimde yine var biraz. Onları kullandıktan sonra fiziksel temizleyicileri yavaş yavaş hayatımdan çıkarmak istiyorum. Böyle Dermakil'in böyle 3 tane maskesi var. İndirimlerden almıştım bunları yine. Çok eski maskeler. Zaman geçmeden bir an önce kullanayım dedim. Kırışık ve sarkma karşıtı, cildi toparlama, yaşlanma geciktirici, cildi güçlendirme, sağlıklı ve doğal görünüm diyor. Seviyorum bu maskeleri. Böyle temizlenme hissiyatını seviyorum gerçekten. Bu da argan yağ ile nemlendirme, ölü hücrelerden arındırma, cildi canlandırma, doğal ve genç görünüm diyor. Bu Isana'nın nem maskesi, diğer bir parçası da var. Onu kullanmaya pek cesaret edemiyorum. Görüntüsünde bu sağ tarafa bir yere koyarım. Bana pek iyi gelmedi. Böyle yüzüme sanki
gözeneklerimi tıkadı gibi geldi. Hani o bir maske yaparsanız temizlenir, böyle bir cildiniz nefes alır. Öyle bir hissiyatı olmadı. İşte boynuma falan da sürmüştüm. Ama bundan o kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü o gün başka hiçbir şey kullanmadım. Boynum o kadar kızardı ve yandı ki sonra işte şeyle temizledim. Bundan olduğunu düşündüğüm için bir gül suyu ya da tonikle temizledim galiba. Rahatladı. Sonra ertesi gün tabii duştan sonra daha iyi oldum. O kızarıklık o gün de devam etti. Bundan şüpheleniyorum. Bir daha yapmaya da cesaret edemiyorum doğrusu. Sıradaki maskelerimiz Isana'nın Golden Glamour Peel Off maskesi. Bu soyulabilen bir maske yine. Bu maske cildi temizleyen ve pürüzsüzleştiren bir maske. Gerçekten sevdim. Ama dediğim gibi fiziksel bir temizleyici şeyine girdiği için bunu da pek kullanmamayı düşünüyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki az önce gösterdiğim maskelerin içinde en etkilisi diyebilirim. Üzerinde vaat ettiği şeyi gerçekleştiren ve etkisini görebildiğiniz bir maske, onu söyleyebilirim. Sonra yine Isana Vital'in, ben hep Rossmann'a çalışmışım. Isana Vital'in göz çevresi bakım kapsülü olgun ciltler için. Bunu ben indirimdeydi 3 paket birden almıştım daha önce denemeden. Ama göz çevremi gerçekten yaktı. Üst üste kullanamadım. Normalde işte bir haftalık bunlar. Üst üste kullanıyorsunuz her gün birer kapsül. Ama göz çevremde yanma yaptı. Bu iyi bir şey mi bilmiyorum. Belki hani harekete geçiriyordur falan filan ama biraz fazlaydı o yanma. Onun için ben mesela aralıklı kullandım. Bir gün kullandım, bir gün kullanmadım. Bazen araya 2 gün koydum. Yine Isana'nın göz çevresi bakım kapsülü. Bu da hyaluronik asit ve kolajen sentezini uyaran bir kapsülmüş. Anlık bir etkisini görmedim. Uzun vadede ne gösterir? Onu bilmiyorum. Bir katkısı olmuş mudur? Benim göz çevremin elastikiyeti çok düşük. Onun için böyle şeyler deniyorum. Daha yoğun ve yağlı şeyler. Faydası olur mu bilmiyorum. Yani cildimi nemli tutmaya çalışıyorum. Güneşten korumaya çalışıyorum. Öyle. Bakalım ne olacak. Isana'nın Lift Triple göz çevresi kremi. Bunu ben böyle kesip içinde son kalanları da kullandım. Güzel bir kremdi. Nemlendiriciliği fena değildi. Tabii şey olarak da değerlendiriyorum bu arada ben. Fiyat performans olarak da değerlendiriyorum. Şey gibi değil yani. Hani gözünüze sürüyorsunuz, emip gidiyor. Böyle bir şey yok. Hani o şeyleri de açtığını düşünüyorum bu. Kırışıklıkların o belirginliğini hafifletiyor gerçekten. Hani nem olduğunda o kırışıklıklar daha az görünüyor. Kırışıklıkları geçirdiğini tabii ki söylemiyorum. Bir de yine göz çevrem için bununla birlikte bunu kullanıyorum. Isana'nın Hydro Booster göz çevresi serumu. Bu hem göz çevresi hem de dudak serumu diye geçiyor. Ben yine şuralarıma, dudak çevremi falan da sürüyorum. Bunun da etkisi olabilir tabii. Hep birlikte kullanıyorum. En uygun göz çevresi serumu bu. Yani yine vardır ama fena bir ürün değil. Isana'nın aktif serumu var. Hyaluron Triple. Bunda iki farklı molekül yapıda hyaluronik asit var. Güzel bir serumdu ama ben Q10'i daha çok sevdim. Seviyorum sanki. Ama tabii ben Q10'i kullanalı bayağı zaman oldu. Hani sonuçta cildimiz de değişiyor falan. Ama bir sonraki şeyde sanırım ben Q10 serum alacağım. Şu an bundan sonra şeye geçtim. Elimde bir tek o vardı. Physicians Formula'nın serumuna geçtim. Ondan sonra da Isana'nın Q10'li yüz serumunu alacağım. O seriyi gerçekten beğeniyorum. Bu indiriminde sipariş verecektim ama stokları tükenmişti onun için sipariş veremedim. Hem de böyle kremleriyle de güzel bir set yapmışlardı. Gerçekten çok uygundu. Gece kremi, gündüz kremi, göz çevresi kremi üçüne 50 liralık bir paket yapmışlardı. Gerçekten çok iyi bir indirim ama hemen bitmiş. Toparlayıcı etkisi var gerçekten. Nemlendirmesi de güzel. Piyasada bulabileceğiniz en uygun fiyatlı ürün. Sıradaki ürünümüz L'Oreal'in Mucizevi Yağ Cilt Güzelleştirici Günlük Bakım Kremi. Bunu ben genelde değil, hep kışın kullanıyorum. Çok güzel bir kokusu var. Gerçekten içinde böyle hani biberiye varmış, böyle kekik biberiye gibi o doğal kokuyu hissediyorsun. Sentetik bir koku değil. Kışın
Gerçekten güzel oluyor. Fiyat olarak L'Oréal'in en uygun kremlerindendi. Şimdi fiyatını bayağı yükseltmişler. Bu L'Oréal'in en uygun fiyatlı kremlerindendi ve etkili de bir krem fiyatına göre. Ama cildiniz yağlıysa bu size fazla gelebilir. Ben mesela yazın kullanamıyorum. Sadece kışın kullanıyorum bunu. Uygun fiyatlıydı ama geçenlerde bir fiyatına baktım. Şimdi tam olarak hatırlamıyorum ama fiyatı yükselmiş. Ben genelde %50 indirimlerden her zaman yedek yapıyorum ama şimdi %50 indirimde bile bana fiyatı yüksek gibi geldi. Sonuncu ürünlerimiz de bu Nivea'nın Fresh Natural deodorantı. Her zaman kullandığım ve yedeklerimde olan bir deodorant. Bundan sonra bir daha yedekleyebilir miyim bilmiyorum. Böyle çok iyi indirimlerde işte %50 indirimlerde falan yedeklemiştim en son. Bir sonraki %50'lik indirimler bir işe yarar mı bu fiyatlara? Onu bilmiyorum. Neyse çok seviyorum ya. Çok güzel bir deodorant. En son ürünümüz de Rexona'nın Shower Fresh deodorantı. Bu da güzel bir deodorant ama ben daha çok öbür versiyonunu seviyorum. Neydi o? Cotton Touch mıydı? Neyse öbürünün ismini hatırlayamayacağım ama öbürü daha temiz ve güzel kokuyor. Ama alerjik bir hapşurma gibi bir şeyiniz varsa biraz hapşurtan bir deodorant. Ben ilk aldığımda çok hapşurmuştum. Sonra para verdim kullanacağım diye direndim. İş yerine gidene kadar sürekli hapşuruyordum böyle. Bir saat falan sürüyordu hapşuru. Sonra bitiyordu. Sonra ertesi gün yeniden. Sonra bir kutusu bitmeden benim alerjim geçmiş oldu. Sonra ben yeniden Rexona kullanmaya devam ettim. Böyle tuhaf bir şey oldu. Herhalde vücut alışıyor. Evet. Bu kadar tüketebilmişim. Aslında fena da değil ya. Evet. Çok da değil aslında. Sadece şu şeyler, maskeler çok kalabalık yapıyor. Bunu söylemeyi unutmuşum. Bir tane de el kremim var. Bu da maalesef bitti. Bununla fiyatını çok yükselttiler. Yani bir el kremine göre gerçekten çok yüksek bence. Kendilerini vicdanlı olmaya davet ediyorum. Gerçekten olacak gibi değil yani. Nereye gitti bu? Pikocuğum, aşkım ne yapıyorsun sen orada? Pikocuğum hasta mı oldun sen? Hiç yüz vermiyor ya. Arada birkaç krem denedim ama hiçbirisi bunun gibi değil. Gerçekten hem gerçekten güzel nemlendiriyor. Benim ellerim çok kuru. Şöyle bir beklentim var tabii ki. Nemlendirsin ama hemen hani iş yapmaya devam edebileyim. Ellerim yapış yapış yağlı ya da böyle çok nemli olmasını istemiyorum ama hani kuruluktan da böyle hani hiçbir yere dokunamazsınız ya öyle olmasını da istemiyorum. Gerçekten benim için onları karşılayan bir krem. Fiyatı da zamanında uygundu. Arada 2-3 tane kremle denedim. 2 tanesi gerçekten hiç işime yaramadı. Bir tanesi fena değil. Şu an kullanıyorum. Yine o da Isana'nın. Sonra bitenler de gösteririm onu da. Evet, benim ürünlerim bu kadardı. Şimdilik sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bu arada bunu söylemeyi sevmiyorum ama sanırım hatırlatmak gerekiyor. Kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Beğendiyseniz de aşağıda beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Söyleyecekleriniz varsa çekinmeden söyleyebilirsiniz. Ama güzel şeyler söyleyin tabii ki. Böyle. Hoşça kalın.